Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'de arkadaşlar önemli bir konu olarak sizlere sunmak istiyorum. Dizi array kullanımı ile ilgili. Hem fonksiyonlarda bir dizi array kullanımı hem de bazı fonksiyonları kullanırken array dizi diye arkadaşlar yer alan bileşenleri sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi aslında konunun özünde şöyle bir çalışma var arkadaşlar. A sütunu A26. Şimdi Nuri örnek olan kısmın toplamını almak istiyoruz. Tabii ki biz bir e-toplayla, samifle bunu alabiliriz. Ancak Excel şuna da izin veriyor arkadaşlar. Topla, sonra eğer buradaki değil mi? Kullanım, yine F4 diyorum. Eşittir. Buna eşitse kapatıyorum. Kapatıyorum. Evet. Onu eşitse eğer Q2'ye eşitse dedik. Arkadaşlar eşitse toplama alınacak. Neyin toplama alınacak? Arkadaşlar G sütununun evet sabit diyelim. Değilse de sıfır olacak gibi kapanacak eğer kapanış topla. Bunu gönderdiğimizde çalışabilir. Onu denemek istemiyorum. Ancak bir array formülü, dizi formülü gönderilecekse iç içe arkadaşlar yazılmış. Ctrl Shift Enter ile gönderilecek. Evet ve başlarında da böyle dizi işareti. Bakın arkadaşlar şöyle bir biçimlemesini de yapayım. Ctrl Shift 1 ile. Demek ki bakın bir array formülü oldu burada. Sadece şu formülü denemek istersek yani yapmayabilir bir şey diyemeyeceğim ama özünde böyle karmaşık yani iç içe ise arkadaşlar bunun evet bakın bir şey yapmadı. Oysa böyle yapılsaydı Ctrl Shift Enter evet arkadaşlar yani dizi array formülünde bunları önce içindeki bileşenleri yaparak gidiyor. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi dizi formülümü oluşturdum. Formülü aynen yazdım. Formül iç içe olduğu için dizi uygulaması gerekiyor. Yani önce bakılacak sonra toplanacak. Bu anlamda düşünmeniz lazım. Yani iki ayrı işlemi aşama aşama yapacak. Birden çok fonksiyon iç içe yazılıyor. Ve Ctrl Shift Enter ile gönderiliyor. Yani konu bu. Yoksa e-toplayla yapılabilir. Ona da diyecek bir şey yok. Ancak bazen öyle bir şey olabilir ki aşama aşama işlemler yapılsın birkaç fonksiyonla. Yine örnekler göstermeye arkadaşlar size çalışayım. Şuradaki şeyi yapayım sizlere ve dizi kullanımını göstereyim. Mesela burada arkadaşlar ara fonksiyonunu alarak şu işlemi yapmak istiyorum. Vektör kullanımını göstereyim. Bakın not nerede aranacak? Bu not aranacak. Nerede aranacak? Burada aranacak. Bakın arkadaşlar kendisi bir dizi şeklinde 50, 70, 80 ve 75 değerlerini buradan aldı zaten. Ve sonuç vektöründe de burayı verdi arkadaşlar. Bunu da bakın böyle dizi gibi yaptı. Demek ki Excel zaten bizim veri alanlarımızı da yine o büyük parantezler içerisinde arkadaşlar. Braces'lerinden, süslü parantezlerinden yazılımların, büyük yazılımcıların arkadaşlar süslü parantez dediği hani yazılım dillerinde de kullanıldığı için söylüyorum. Bakın böyle bir kullanımımız var. Yani siz bir fonksiyonu yazarken yani sabitlemediğimiz için arkadaşlar hemen düzenleyelim. Şuna bakılacak. Şu aralıkta bakılıp bu bilgiler döndürülecek. E, 36. Yine bir yerinde bir şey mi var? 36'yı kapsayamadık. Çok özür dilerim. Evet. Buna bakılmayacaktı. Şuna bakılacaktı. Evet. Nihayet başarabildik. Evet arkadaşlar. Burada sadece söylemek istediğim
arkadaşlar bunun bir array kullanımı ile ilgili. Yani ben burada bu formülü yazarken arkadaşlar elle yazıyor olsaydım şu şekilde belirtebilirdim. Bakın aynısını yapayım. Şuraya geldiğimde bir array olarak alacaksın. Neyi alacaksın? Şu değeri merak etmeyin olacak arkadaşlar. 0, 50 virgül o kendisi şeyle yaptığına bakmayın. Backslash'lar falan kullanıyor. Ben bu şekilde yapacağım. Noktalı virgül 70 noktalı virgül 85. Yani böyle formülün içerisine girebileceğiniz sabitler olabilir. Onları array olarak kendimiz ekleyebiliyoruz. Bu arkadaşlar bazen kullanımlarda farklılıklar, daha gelişmiş imkanlar bize verebilir. Evet, aynı sonuç olması gerekir. Verim bu çünkü ben adres de belirtmiştim. Şimdi array'i kendim yazarak belirttim. Ben adres belirtirken formül zaten bu array'i, bu diziyi kendisi oluşturdu arkadaşlar. Bakın değişen bir şey olmadı. Elle girmiş oldum burada da. Arkadaşlar demek ki bu dizi kullanımı, array kullanımında buradaki örnekte çok anlamlı oldu. Arkadaşlar aşama aşama eğerler yapılacak, toplanacak. Aşama aşama işlemler yapılacak birbirinin içinde gibi. Ve mutlaka ve mutlaka Ctrl Shift Enter'la gönderilecek. Ve şu işaretlerin arkadaşlar buradaki şu işaretlerin formüle eklendiği görülecek. Burada ise sizlere bir tamamıyla arkadaşlar farklı array olarak kendilerinin sadece ara değil birçok fonksiyonu. Şu arada da başka fonksiyonlarda da sizin veri alanınızı Excel'in bir dizi gibi aldığını göstermek istedim. Siz burada adres yazmıştınız. O kendisi dizi olarak göstermişti arkadaşlar. Son olarak bir çalışma daha yapalım. Bakın bu biraz daha enteresan. Şimdi arkadaşlar burada ben bir şey yapmak istesem düşey ara şu şekilde fx'i kullanalım. Arkadaşlar sürekli fonksiyonlarda fx kullanmamız lazım. Bazen özellikle ileri kullanacağın arkadaşlar bunu kendimiz yapıyoruz. Ne gerek var buna gibisinden düşünüyor. Çok yanlış arkadaşlar. Pratik bir şekilde hepsini hallediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sabit diyeyim hatta. 2 diyorum. Ve 0 diyorum. Şimdi neyi almış olduk arkadaşlar? Fatma örneğin şeyini almış olduk. Buradan açayım Nuri örnek. Nuri örneğin ocak değerini. Acaba ben 12 aylık toplamlarını getiremez miydim buradan? Şöyle olabilir mi arkadaşlar? Bakın. Formüle geliyorum. Buraya toplayı ekliyorum. Fakat düşey arayla 2'ye gittiğimiz şey neydi arkadaşlar? Ocak ayı. Şöyle yapıyorum. Sen diyorum 2'yi de al. 3'ü de al. 4'üncüyü de al. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarını. 5'inciyi de al. 6'ncıyı da al. 7'inciyi. 8'inciyi. 9'uncuyu. 10'uncuyu. 11'inciyi, 12'inciyi ve 13'üncüyü. Tam oldu mu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oldu bildiğim kadarıyla. Kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu bir iç formülde dizi tanımı, array tanımı yaptım. Bunu Enter'a bastığımda bir şey olmayabilir. Ne yapmamız gerekiyordu? Enter'a bastığımda üstelik hata da verdi. Yine bir şey de değişmedi. Oysa benim bunu ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Ctrl Shift Enter'la. O zaman şu ara öncelikle 2 için, 3 için, 4 için, 5 için alacak ve onların hepsini toplayacak. Burada 12 aylık toplam verecek. Evet, Nuri örnek. Fatma örneğinkini alalım. 223 bin. Bir de burada test edelim arkadaşlar. Evet, 223.995. Bakalım 223.95. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bazen İki fonksiyonu burada detayı var. Bazen iki fonksiyonu iç içe çalıştırmanız gerekebilir. Bu iç içe yazmak anlamında değil. Onun için kolaylıklarımız var. İç içe eğer anlamında da değil. O da biliyorsunuz bir karışık bir şeyi çözmek için iç içe fonksiyonlar. Bir seferde kullanın. Bu bir seferde kullanıyoruz ama her birinin sonucu kendisine bilgiyi taşıyacak şekilde arkadaşlar dizi kullanımında mutlaka
parantezlerin geldiğini göreceğiz. Ctrl Shift Enter'la gireceğiz. Yine birinci örneğimize geri dönecek olursak, burada bir toplama işlemi ama eğerle beraber yine formülü yazdıktan sonra Ctrl Shift Enter'la gönderiyorum ve parantez yerleşiyor. Demek ki iç içe birbirine değer taşıyacak şekilde veya dönecek şekilde arkadaşlar parametrelerin izin verdiği sürece ya da dizideki array'lerin her bir için, dizideki array'deki her bir eleman için arkadaşlar formülün dönüp hesaplama yapmasını sağlayan, burada da görmüş olduğunuz gibi bütün aylar için çalıştı. Şiarımız arkadaşlar bu aralıkta topladı getirdi. Ya toplardım, yapardım ama bunlar arkadaşlar birer teknik ihtiyaç olduğunda kullanmak için. Buradaki kullanımımız tümüyle farklıydı. Size bir array'in arkadaşlar veri alanı olarak veya doğrudan bizim tarafımızdan dizi gibi girilip de kullanabileceğini gösterdim. Ve özellikle de fonksiyon kullanımlarında, iç içe kullanımlarında arkadaşlar bu örnekleri sizlere verdim. Evet arkadaşlar, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.